بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تجر الإسم برا جلدك النوع الأول حروف أو بالتيم شنسرا تجر الإسم تجر فعل در فعلا مضارعتر باش بليوس كيف فعلا مدراتر. müfredi mennesi gaybeler içindir. Bu tecrü fiildir, faali içinde müstetirdir, hiyedir. Hani e, cevazen müstetirdir, hiyedir. O hiye de hurufuna dönüyor. E, hurufuna dönmesi damir hiye damir mennestir. Damiri mennesin ona dönmesi şu itibarladır. Çünkü hurufun cemetir. Cem'i müzekkeri akli salim bunun dışında ne kadar cema varsa hepsi müennestir. Bütün cemeler müennestir. E, Müennesi gayri hakikidirler. O yüzden buna bu hurufun da cem olduğu için biz buna damir müennes döneriyoruz. Hurufuna hiye damir müennes döneriyoruz. Peki hurufun cem'atır. E bu hiye müfred müennestir. Biz cema nasıl bu müfred müennes damini döneriyoruz? Cemaatun tevilinden. Çünkü hurufun sonuçta cemaatün bak bir cemaattir yani bir birkaç harften oluşması o bir cemaat oluşturuyor o yüzden cemaatündür o harfın aynı zamanda e, cemaatün bu lafız cemaatün abu lafız bu müfred müennes bir lafızdır o yüzden Hurufunda da o cemaatün tevilinden e, katıyoruz ona damir müennes müfred müennes damirini Hurufuna döndürüyoruz Evet, dedik bu tecrü fiildir. Faali içinden müstetirdir, hiyedir, hurufuna dönüyor. El isme de tecrü için mef'ulü bihidir. Bu tecrü isme cümlesi cümle-i fiiliyedir. Çünkü fiil ile başlamıştır. O yüzden bu cümle-i fiiliyedir. A bu cümle-i fiiliye, bu tecrü isme, bu cümle-i fiiliye mehallen merfu'tur, o sıfat oluyor hurufun için. Terkibinde bu şekilde okuyalım bakalım. Tecrü diyor. Amil amilun tecrü. Amilun lafziyun kıyasiyun. Amil amilun yani ameldir. E, ma'mul değildir. Amel değildir. O lafziyun lafzi bir amildir. Yani manevi değildir. Manevi amel değildir. Kıyasiyun yani kıyası bir amildir. Semai bir amel değildir. Fi'lun mudari'un bu tecrübe fiil-i Yani fiil madi değildir, fiil emir değildir, fiil-i taaccüb değildir vesaire. <laughs> Mebniyyun lil fa'li bine-i ma'lumdur. Yani bu bu i ma'lumdur tecrübe. i meçhul değildir. Bine-i meçhul tücerrudur. tecrrü. Bu bine-i meçhul değildir, bu bine-i ma'lumdur tecrrü. <laughs> Mevdu'un yani kullanılıyor lil gâibetil vahideti. Gâibet yani müfredi mennesi gâibe. La gâibeyi واحدة للغائبة الوحيدة yani من için bu yani, e, يجره يجره. يعني مفرد ما الناس غائبة إشين قلنا يبو تجرج يعني يجرج يجران يجرجونه تجرج مفرد ما الناس غائبة إشين قلنا و مرفوع لفظا بالضم مرفوع لفظا بو لفظا مرفوع تور تجرج وبالضم رفع الضم yani, لا يعني واو لا ألف لا ديل. o sübutununla değildir. Ve hu tecrüye dönüş. Bu tecrü faali müstetirun fihi. Faali içinde müstetirdir. Fihi fi tecrü. Bu tecrünün faali onun içinde müstetirdir. Cevazen caizi olaraktan içinde müstetirdir faali. Biliyorsun faalin müstetir olması iki türlüdür. Ya e, vücuben müstetirdir ya da cevazen. Yani caizi olarak müstetirdir. Bu cevazendir. Çünkü bu cübben dört yılda oluyordu. Ef'alu, nef'alu, tef'alu, if'al. Bu cevazendir. Ve huve o faalde hiy'e. O faalde hiy'edir. O hiy'e ki, erraciatu ilal hurufi. Hurufuna dönüyor o hiy'e Lienneha cem'un. Şimdi bu lienneha o mukadder bir soruya cevaptır mukadder bir soru yani gizli bir soruya cevaptı. Biri diyor ki bu hiye müfredi mennes damiridir. Damir mennestir. E niye hurufuna döneriyorsun? Hurufun mennes midir? E diyor e, çünkü li ha, çünkü o huruf cem'un. Şu hurufun cem'atır. E ve kullu cem'in muennesun. Ne kadar cem'i varsa hepsi de mennestir. Tabi mennesi gayri hakikidirler ha. Çünkü mennes iki çeşittir. Ya mennesi hakikidir ya da müennesi gayri hakikidir. Müennesi hakiki ne demek? Öyle bir müennestir ki onun karşısında yani onun mukabilinde müzekker canlı bir müzekker var. Canlılardan olan bir müzekker var. Mesela imraatunun karşısında canlılardan bir müzekker var. O da raculundur. O müzekkeri gayri akıl ise bunun tam tersidir. İşte bütün cemeler müennestir ve bunlar müennesliği de غير حقيقي در. وكل جمع ما نسل، بتنجم لر ما نسل الا انجر جمع المذكر، جمع المذكر هاريتش، هاني جمع المذكر العاقلة، الجمع المذكر العقلي جمع المذكر ومذكر العقلي. عقل صاحب يدر والسالمه وجمعكي سالم، المصحح cem'i müzekkeri akıllı salim. bunun dışında kalan ne kadar cem'i varsa hepsi mennesi gayri hakikidirler. Şimdi dedi ki faali işlemi sededir hiye. Bu tecrübün faali işlemi hiyedir. A o hiye ve hiye yani o hiye mebniyetun lafzan. Lafzan e, e, alal fethi. Mebniyetun lafzan alal fethi lafzan fetha üzerine memnudur. Hiye'den bahsediyor. Hiye. Bak hiye sonunda fetha var. Lafzan fetha üzerine memnudur o oh hiye. Merfu'atun mahallen. O oh hiye mahallen merfu'tur. Çünkü faaldir ya. Faal merfu'tur. O yüzden o oh hiye merfu'atun mahallen. Mahallen merfu'tur. O oh, bir dammi. Raf'ası da damma Niye dam, e, iledir? O neyle değildir? Vavla değil. Elifle değil. O subutunla değildir. بك النية محلا على أنها شنك أو هي على أنها أوها هي دنور شو أو هي فاعل تجر تجر فاعل در أو والعامل في رفعه محلا في رفعه وهي فاعل فاعل بفاعل محلا رفع إذا عامل ندر عامل لفظي قياس عامل لفظي كاسكي ندر وهو تجر يعني أو هي محلا مرفويا بان محلًا، أون رافضا عملي نادر، تجرد فيل درون رافضا رافدًا فيل در يعني. الاسم، جلديك بره الاسم تجر الاسم، بو الاسم اسمٌ مفردٌ إسمٍ يعني فيل ديل حرف ديل مفردٌ يعني مفردٍ يعني تثنٍ ديل جمع ديل معرفةٌ معرفة در يعني نكِرة ديل. بكيم بو نية معرفة در؟ Hani marifet beş kısma ayrılıyordu. Bu hangisinin bu marifeli neyledir? Bir edat-ı tarifi. Edat-ı tarif ile marif olmuş. Bu edat-ı tarif hangisidir? Müberde göre hemzedir. Halile göre eliflamdır. Sibeye göre de lamdır. O ihtilaf vardı biliyorsun zaten onu. Bu el isme mansubun lafzan. Lafzan mansubdur çünkü meful ya. O yüzden e, lafzan Al Alel fethi ve nasbasi de fethayledir. El isme nasbasi fethayledir. Nasb alametleri beş tanedir biliyorsun. En nasbası fetha ile de o zaman neyle değil? O zaman kese ile değil, elif ile değil, ya ile değil, o ı nunla değildir. O ala ennehu mef'ulun bihi. Çünkü mef'ulü bihidir. Ala ennehu, uhu, ism, el ismiye dönüyor. El dönüyor. Çünkü o el isme mef'ulun bihidir. Mef'ul bihidir. O mef'ul bihi sarihtir. Biliyorsun söylemiştik mef'ul bihi iki çeşittir. Mef'ul bihi sarih var. Meful bi gayri sarih var. Meful bi <gayri> sarih herhangi bir şeyin vasıtası olmadan sarahaten açık bir şekilde direkt meful bi'dir. Meful bi gayri sarih ise vasıtalı yani harfi cer vasıtasıyla olan mefullere diyoruz. Meful bi'lere diyoruz. Onlar meful bi gayri sarihtirler. Bu el isme meful bi <gayri> sarihtir. Li için meful bi sarihtir. Şimdi meful bi demişken Mef'ullar kaç çeşidi ona da değiniyor. İstidradi bir şekilde. İ'lem bil sen bil ki en-mefa'ile mefuller 5'tün 5 tanedir. Yani 5 çeşit meful var. Bunlar nelerdir? Mefulun mutlakun. Bak bu güzel bunu öğren. Kaç çeşit meful var? Mefulun mutlakun, Mef'ul mutlak var. Ondan sonra ve mefulun bihi var tamam mef'ul mutlak e, hani faalin yaptığı e, fiil anlaşıldı mı? bir hades geliyor mesela mazdar bir hades geliyor faalin yaptığı o fiille aynı anlamı barındırıyor mesela darabtu darben o darben o faalin yaptığı fiil ki o darabet darbtır onunla aynı manayı barındırıyor o mef'ul mutlaktır o mef'ulu e, bihi var meful bihi o da hani meful bih meful bih o da ma vaka faal diyoruz yani faal yaptı fil kendisine vaka olan meful bih mesela darabdu zeyden o zeyd meful bihidir çünkü yaptı fil, yapılan fil onun üzerine vaka olmuş o meful lehu var meful lehu o da ma kâne alleten lil fi'li. hani fiilin oluşmasına oluşmasındaki neden neden o nedeni bildiriyor yani o fil oluşması neyden dolayıydı? İşte o nedenini açıklıyor. O darabtu mesela zeyden teedibenle. Zeyd'i dövdün peki niye Teedibenle ve edeplendirmek için? O teediben mefulu lehudur mesela. Sonra mefulu fihi var. Mefulu fihi. O da ma fu'ile fihi fi'lun meskurun min zaman ve mekanın. Yani mefulu fihi de o da bir zaman, bir mekan ki onun içinde bir fiil gerçekleşiyor. Ona mefulu fihi diyoruz. Mesela sumtu oruç tutum yevmel hamisi. Perşembe günü. Bak yevme zarf zamandır. Onun o, o, gün içerisinde onun içinde fihi onun içinde o günün içerisinde bir fiil, bir hades meydana gelmiştir. O da oruç tutmadır. O bir de mef'ulü ma'hu ma var. Mef'ulü ma O da el mezkuru ba'da vavil e, ma'iyyeti. Vavil e, musahabeti. Yani vavil bana ma'ah o vav ki bu mana ma'dir. Ma manasını barındıran musahabetlik anlamını ifade eden vav'dan sonra gelen mef'ula mef'ulun ma'hu ma diyoruz. Şimdi bir örnek verecek ve bu örnekten bütün bu mef'ulun çeşitlerini hepsini e, barındıracak. Nahu diyor örneğin darabtu Zeyden. Ba darab fil tufal Zeyden mef'ul. Zeydi dövdüm. Bu Zeyden mef'ulu bihidir. Bak mef'ul bir örnek getirdi ve amran. Bu da numada atıf da yapabilirsin. Ama bu hani vav wow, bu mana yapmış. O şekilde ele almış. Ve amran. Bu da vav wow, meful ma'hudur amran. Meful ma'hudur. Yevmel cumu'ati. Bu da mef'ul fihi örnek. Bu zarf-ı zamandır. Mef'ul fidir yevme. Darab düşer ama zarf-ı zaman örnek. Bu emamel emiri. Bu da mef'ul fihidir darab için. Ama bu zarf mekana örnek getirmiş. Emamel Emamel emir, emirin önünde. Fidarihi onun ev, e, kendi evinde Fidarihi ohi Zeyd'e dönüyor. O, darben şediden darben meful mutlaktır. O daraptu için bak daraptu darben meful mutlaktır. Şediden o darben için sıfattır. Şimdi meful mutlak üç çeşittir. Meful mutlak üç çeşittir. Ya meful mutlak tekidi, meful mutlak nev'i, meful mutlak adedi. Bu meful mutlak adedi, adedi, pardon bu meful mutlak nev'idir. Darben şediden, o darbın e, nev'ani, çeşidini, türünü belirtiyor. Bu mef'ul mutlakın nev'idir. Teediben lehu, bu da e, nedenini bilir, be, belirtiyor. Bu da teediben darabdığı için mef'ul lehudur. Bak bütün mef'ullere örnek verdi. Yani bütün mef'ul çeşidini barındıran bir örnek getirdi burada. Uvel cümletül fi'liyetû, yani bu tecurrül isme. Bu cümleyi fi'liyeye Merfuatun mahallen mahalle merfutur çünkü sıfat yapacağız ya hurufuna e hurufun merfuti bunda ona sıfat yapacağız sıfat mevsufuna tabatır o yüzden bu cümleyi fi'liye, tecrül ismi. bu da bu cümle mahalle merfutur o bir dammi dam rafasta dam vav elif subutuna değildir o ala çünkü ala o cümleyi fi'liye, o cümlenin cümle dönüyor. O cümle-i sıfatun lil hurufi. Bu cümle niye mahalle merfutur? Çünkü sıfatun lil hurufi. harufun için sıfattır. Sıfat mevsuftan tabattır. O yüzden bu da mahalle merfutur. Şimdi li ennehu yecuzu vasfun nekedi bil cümleti haberiyeti. Bu li ennehu bu mukadder bir soruya cevaptır. Biri diyor ki harufun nekiledir sen niye kalktın cümleyi ona sıfat getirdin? Yani cümle nekirlere sıfat olarak gelebiliyor mu? Biz diyoruz evet çünkü li tamam li yani şöyle bir durum var li uhu şe'n şöyle bir durum var yecuzu vasfun nekireti yecuzu caizdir yani uygundur vasfun nekireti nekire bir şeyi vasıflandırmak nekire olan bir şeye sıfat getirmek caizdir. Mesela burada hurufun nakiledir. Ona onu vasıflandırmak, yani ona sıfat etmek caizdir. Sıfat getirmişiz neyle? Bil cümletil habariyeti. Cümle-i habariyeyi ona sıfat etmek caizdir. Cümle-i haberi getirebilir. Baxmasınız təcrübəsinə cünuf xəbariyədir. Də ona sıfat etmişik. Deməli cümley-i inşaya caiz deyil buna görə. Amma bəzilər mesela cümley-i inşaya da deyirlər sıfat ola bilər. cümleyi inşaya nasıl yapıyorlar? Mesela tabi tevil yapıyorlar. Mesela örneğin caeni raculun bana bir adam geldi idribu onu döv. Şimdi bu idrib fiile emirdir. Bunu sıfat yapıyorlar. Cümlesen fil falimse entedir ohu mefudu cümlesini sıfat yapıyorlar racula. Yani ama nasıl yapıyorlar? Normalde olmuyor. Tevil yapıyorlar. Yani caeni raculun idribu hani idrib emirdir ya talep var orada. Şöyle tevil ediyorlar. Diyor cani raculun matlubun darbu. Cani raculun matlubun darbu. Dövülmesi talep olunan yani dövülmesi istenen bir adam bana geldi. Yanıma geldi. İşte bak orada matlubun teviline katıyorlar. Matlubun darbu teviline katıyorlar. O şekilde sıfat yapıyorlar yani ya. Tamam. Fakat. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين